Herkese merhabalar. Uzay savaşları dendiği zaman bu kavram pek çoğumuz için hala bir fantaziden ibaret, bir teoriden ibaret. Uçuk insanların uçuk fikirleri gibi geliyor. Ancak görünen o ki savaşın yeni cephesi uzay haline geldi. Bakın gelecek demiyorum, geldi. Amerika, Çin, Rusya, Japonya, Hindistan, Avrupa ve diğer uzay aktörleri bir an önce uzaya hakim olmanın yollarını arıyorlar. Uzay dediğimiz zaman elbette bütün kainatı kastetmiyoruz. Şu an için insanoğlunun gücü bütün kainata hakim olmak, hatta güneş sistemine hakim olmayı bile mümkün kılmıyor. Uzay dediğimizde kastettiğimiz mekan, dünyanın yakın çevresi, uyduların dolaştığı yörünge ve en fazla ay. Tabii Mars'a ulaşılabilir, orada kolonileşilebilirse ki bu hemen şu anda olacak bir şey gibi durmuyor. Fakat teknoloji de durmuyor. Belki de bazı gelişmeler Mars'ta kolonileşmeyi de hızlandıracak. Biz şimdilik isterseniz yakın uzaya, dünyanın etrafına odaklanalım. Günümüzde modern hayat uydulara tamamen bağlı hale geldi. Uydu demek ne demek? Uzay demek. İletişimden askeriyeye ve diğer alanlara kadar uydu olmaksızın var olmak, gündelik hayatı sürdürebilmek imkansız. Arabanızla bir yere giderken adres aradığınızda o işte GPS sistemleri, yol bulma sistemleri, bunların hepsi uydularla ilgili. Televizyonu açtığınızda veya internete girdiğinizde hep uyduyla iş yapmış oluyorsunuz. Ukrayna savaşı gibi savaş alanına bakıldığında ise uydu ölümcül ya da hayatta kalmayla ilgili bir kavram haline dönüşüyor. Uydulara hakim olan savaşlara da gündelik hayata da hakim oluyor. Uyduların rolünü sadece iletişim olarak veya yer bulma olarak, fotoğraflama olarak da düşünmeyin. Uydular tepemizdeki bir göz. İletişimimizi de onlar belirliyor, onlar kontrol edebiliyor. Ama aynı zamanda bütün kullandığımız teknolojileri de kullanmaya onlar müsaade ediyor. Mesela uydu bağlantısı olmayan, uyduyla işi olmayan bir devletin günümüzde modern bir uçağı kaldırabilmesi bile imkansız hale gelebilir. Bakınız Ukrayna Savaşı nedeniyle Baltık bölgesinde sivil uçuşlar çok büyük tehlikeye girmiş durumda. Çünkü taraflar sinyal karıştırıcı gibi çeşitli savaş manevraları yapıyorlar. Uydulara hakim bir devlet hasımlarındaki hayatı durdurabilir. Bundan dolayıdır ki bütün önemli devletler, uzayla ilgilenen devletler uydulara ve uzaya hakim olmanın yollarını araştırıyorlar. Şu ana kadar henüz somut bir gelişme kanıtlanmış değil. Devletler belki bunları biliyorlar, biz tahmin ediyoruz. Ancak uyduların bir silah haline gelmesi en büyük tehlike ve kabus senaryoları arasında şunları saymak mümkün. Birincisi, dünya yörüngesine yerleştirilecek bir uzay topuyla yerkürede kıpırdayanı vuracak bir güç, bir kabiliyet. Bunu da neyle yapabilirler? Lazerlerle, lazer silahlarıyla, güç nakliyle, kablosuz enerji nakliyle veya başka bir teknolojiyle. İkincisi, yeryüzünden veya uzayda başka devletlerin uyduları üzerinden diğer uyduları vurmak. Yani yere bir çeşit top yerleştirirsiniz, füze atarak veya enerji göndererek, lazer sistemiyle. Uzaydaki bir uyduyu vurabilirsiniz. Ya da uzaydaki bir uydudan bir başka uyduyu vurabilirsiniz. Böylece hasımlarınızı, düşmanlarınızı uydusuz bırakırsınız. Onların uzay gücünü ellerinden alırsınız. Üçüncü bir senaryo, uzay saldırısı diyelim. Diğer uyduların iletişim ağına girmek, onları bozmak, tüm bilgileri kendinize yönlendirmek, kaydetmek ya da bilgileri manipüle etmek. Düşünsenize Amerikan uydu sistemine girmişsiniz ve bütün iletişimi değiştiriyorsunuz. Uçaklar kaza yapar, arabalar kaza yapar. Fabrikaların çalışması imkansız hale gelebilir, barajlar patlayabilir. Pek çok şey yapabilirsiniz. Yani gündelik hayatta uyduya ve uyduya dayalı sistemlere dayanmayan neredeyse hiçbir faaliyet kalmadı gibi bir şey. Modern hayatın en büyük zaafı da buradan geliyor zaten. Basit bir kabile hayatında birçok şeye müdahale edemeyebilirsiniz. Ama Amerika gibi, Avrupa gibi devletlerin yaşamlarını yönlendirmek mümkün. Çünkü bu yaşamlar adeta bir pamuk ipliğine bağlı. Son olarak dünya yörüngesine veya aya yani uydumuz Ay'a yerleştirilecek bir askeri güç, bir askeri garnizon, sürekli bir üs. Eğer böyle bir şey söz konusu olur ise dünyaya yakın uzayın, Ay'ın, Ay'la dünya arasının bir devletin egemenliğine geçmesi mümkün olabilir. Çin bunun üzerine çalışıyor. 2030 yılına kadar Ay'da bir üs kurmak istiyorlar. Kalıcı bir üs oluşturmak istiyorlar. Ve bunlar kulağa fantazi gibi gelse de bahsettiğimiz teknolojiler muhtemelen laboratuvarlarda çoktan icat edildi. Bunların prototiplerini biz gördük aslında. İngiltere bir lazer silahı geliştirdiğini, bununla işte atılan füzeleri en azından kısa menzil içerisinde vurabildiklerini açıkladılar. Bunlar açıkladıkları. Fakat bir de açıklanmayanlar var. Görünen o ki dünyada siyaset ve güvenlik bildiğimiz sınırların dışına çıkıyor. Yaşanan gelişmeleri ve yaşanacak olan gelişmeleri ifade edebilmek için devrim kelimesini kullanmak bile yetersiz kalıyor. Sızan bilgiler, yapılan açıklamalar, bunlara alt alta dizdiğimizde değişimin tam da kıyısındayız. Yani bugün ya da yarın müthiş gelişmeler yaşanabilir. Maalesef bu gelişmeler çok böyle sevindirici olmayacak. Uzay savaşlarının başladığını bizlere haber veren gelişmeler olacak bu gelişmeler. Amerika bu hususta en çok Rusya ve Çin'i suçluyor. Batı medyası da en çok Çin ve Rusya'nın uzayı silahlandırdığını söylüyor. Bir savaş arenasına çevirdiğini söylüyor. Çünkü uluslararası medya, Batı ülkeleri hakim. Büyük ihtimalle Rusya ve Çin hala Amerika'nın gerisinde. Yani uzayın silahlandırılmasında Amerika'nın bir adım önde olduğu aşikar. Fakat Amerikalılar sürekli arkalarına bakıyor. Çünkü Çin yetişmek üzere. Rusya'nın ne yaptığını tam kestiremiyorlar. Sürekli bir casusluk faaliyeti var. Birçok şeyi biliyorlar. Fakat tam olarak bazı şeyleri bilip bilmediklerinden emin değiller. Uzaya kim çıkarsa, herkes uzayda zaten ama hani bu anlattığımız manada silahı uzaya kim yerleştirirse aşağıdakilerin ona tabi olmak zorunda kalacağını Amerika'da biliyor. Pentagon dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya dedi geçen hafta dünya yörüngesine bir uzay silahı yerleştirdi dedi. Biliyorsunuz Şubat ayından beri özellikle Amerikalılar Rusya'nın bir nükleer silah geliştirdiğinden bahsediyordu. Uzaya yerleştirilecek bir nükleer silah veya uzaya yerleştirilecek başka özellikleri olan bir nükleer silah. Ama diyorlardı henüz bu yerleştirilmedi. İşte Pentagon sözcüsü Tu General Petraeus salı günü dün bir açıklama yaptı ve dedi ki Rusya alçak dünya yörüngesine bir uydu fırlattı. Ve bunun muhtemel bir karşı uzay silahı olduğunu değerlendiriyoruz. Muhtemelen alçak dünya yörüngesindeki diğer uydulara saldırabilecek kapasitede bir silahtan bahsediyoruz dedi Pentagon sözcüsü general. Amerikalı generalin verdiği bilgilere göre bu uydu Kosmos 2576 isimli bir uydu ve 16 Mayıs'ta Moskova'nın yaklaşık 800 kilometre kuzeyindeki Rusya'nın Plesetsk kozmodromundan fırlatıldı. Uzaya gönderildi ve Rusya'nın Roskosmos Devlet Uzay Ajansı bu işlemi yaptı. Roskosmos'un verdiği bilgilere göre ise uydu askeri amaçlı olarak geliştirilmiş bir cihaz. Rusya Savunma Bakanlığı namına, onun çıkarına geliştirilmiş bir uydu. Dolayısıyla Kosmos 2576'nın bir silah uydusu olma ihtimali var mı derseniz olabilir. Rusya bunu doğrulamıyor. Sadece askeri amaçlı bir uydu diyor. Ama Amerikalılar diyor ki bu askeri amaçlı, evet, ama bunu aşan bir diğer uyduları yok etme kapasitesi mevcut diyor. Amerikalı generalin dikkat çektiği bir diğer husus ise Rusların bu uyduyu, yani Kosmos 2576'yı Amerikan uydusu 314'ün yanına, yakınına yerleştirmiş olması. Aynı yörüngeye yerleştirmiş. Büyük ihtimalle Amerikalıların 314, USA 314 isimli uydusu da bir askeri uydu. Rusya bu uydunun yakınına, aynı yörüngeye bu uyduyu yerleştirerek büyük ihtimalle Amerikalılarla bir köşe kapmaca oyunu da oynuyor. Amerikalıların 314 uydusu veya başka bir uydusu büyük ihtimalle yerdeki bir hedefi veyahut da diğer uyduları vurma kapasitesine sahip. Amerikalılar bunu asla açıklamıyorlar. Ruslar büyük ihtimalle buna karşı bir önlem alıyorlar. Bir satranç oyunu gibi, köşe kapma oyunu gibi taşınızı doğru yerlere koyma. Amerikalılar oraya bir uydu yerleştirdi. Sen de yakınına uydu yerleştir. Amerikalılar seni vurmak isterse sen onun uydusunu vur. Böyle devam eden bir köşe kapmacadan, sonsuz bir yarıştan bahsediyoruz. Pentagon sözcüsü dışında Amerika Uzay Komutanlığı sözcüsü de bir açıklama yaptı ve Rus uydusunu kastederek muhtemelen dedi, alçak dünya yörüngesindeki diğer uyduları vurmaya dönük bir karşı uzay silahı bu uydu. Dışarıdan baktığınızda Amerika Rusya'yı suçluyor, Rusya Amerika'yı suçluyor. İkisi de diyor ki uzayı askerileştirmeye çalışıyor karşı taraf. Bu yasak biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler sistemine göre, yapılan uluslararası anlaşmalara göre hiçbir devlet uzayı askerileştirmemelidir. Hatta uzayda bir egemenlik sahası da oluşturmamalıdır. Ne var ki hem Rusya'nın hem Amerika'nın ve elbette buna bir de Çin'i eklemek lazım, uzayı askeri alan olarak görmeye başladığını, bu konuda somut girişimlerde bulunduğunu, uzaya silah taşımaya başladığını görüyoruz. Bu çok net. Hindistan gibi, Japonya gibi, Avrupa gibi çeşitli ülke ve bölgeler bu yarışın gerisinde kalmak istemiyorlar. Ancak şu ana kadar yarış üçlü şekilde devam ediyor. Amerika bugüne kadar uzay yarışlarını, uzay çalışmalarını domine etti. Rusya'yla, eski ismiyle Sovyetler Birliği ile bir rekabet vardı ama NASA'nın, Amerika'nın bu alanı domine ettiğini, bir çeşit tekele benzer bir üstünlük kurduğunu biliyoruz. Fakat bu üstünlük kırılmak üzere. Şu an nasıl bir zamandayız biliyor musunuz? Christopher Columbus'un Amerika kıtasına ilk adımını attığı zamandan bir dakika öncedeyiz sanki. Veyahut da İngilizlerin sanayi devrimini gerçekleştirip dünyanın geri kalanına üstünlük kurmaya başladıkları ilk yıllarda gibiyiz. Fakat çağımızda, yani 21. yüzyılda olaylar hızla akıyor. Sanayi devriminde İngilizlerin dünyaya hükmetmeleri belki 50 yıllarını, belki 100 yıllarını aldı. Veya Kolomb'un Amerika'ya ilk adımını atmasından Amerika kıtasının sömürülmesine kadar geçen süre çok uzun olabilir. Ama herkes şunu biliyor. Uzaya ilk adımınızı attığınızda, oraya silahlarınızı yerleştirdiğinizde bütün dünyayı egemenliğiniz altına almak mümkündür. Hani çizgi filmlerde vardır ya, sinema filmlerinde vardır ya, bir adam çıkar, kötü bir karakter, fantazi filmlerinde, ve bütün dünyayı istiyorum der. Her şeyin hakimi ben olmalıyım. O meşhur böyle He-Man diye bir çizgi film vardı ya. Böyle orada Skeletor vesaire, dünyaya hakim olmak ister. Ne yapacaksın dünyayı? İşte şu anda bütün herkesin korkusu bu. Amerika dünyaya hakim mi olmak istiyor? Sorarsanız hayır. Çin sorarsanız hayır. Rusya da size hayır diyecektir. Ancak hepsi şunu söylüyor. Rusya dünyaya hakim olabilir, bana da hakim olabilir. O yüzden ben dünyaya hakim olmalıyım. Çin diyor ki eğer ben dünyaya hakim olmazsam Rusya veya Amerika veya Japonya veya bir başkası hakim olabilir. Hepsi bir korkuyla hareket ediyor ama günün sonunda dünyaya hakim olmak için bütün kaynaklarını seferber ediyorlar. Çin ve Rusya'nın uzay tabanlı operasyonlarındaki hızlı ilerlemeler Amerika birliklerine ve yerdeki diğer askeri varlıklara ve yörüngedeki Amerikan uydularına yönelik büyüyen bir tehdit oluşturduğuna Pentagon ikna olmuş durumda. Amerikan ordusu, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, bunlar ikna olmuş durumda. Uzayda savaşmak için bu nedenle Amerikalılar geniş bir kapasite inşa etmeye başladılar. Bu çalışmalar ne zaman başladı? Bu çalışmalar uzaya ilk çıkıldığı andan beri zaten bu fikir vardı. Ya ayda tabanca çalışır mı? Efendim uzayda tüfek çalışır mı? Uzaya bir top koymak mümkün mü? Bu 1960'ların, hatta daha önce uzaya bile çıkılmadan önce düşünülmüş şeyler. Ama uzaya çıkıldıktan sonra Amerikalılar bu konuda çok kafa yordular. Fakat ciddi çalışmaların 90'lı yıllarda şekillendiğini, 2000'li yıllarda ise ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Pentagon bu çalışmaları asla kabul etmiyor. Çünkü bir şeylerin gizli saklı olmasının Amerika'ya güç kattığını düşünüyorlar. Amerikalılar daha çok Rusların ve Çin'in bu konuda yaptığı çalışmalardan bahsediyor ve bunların uğursuz, dünyaya zarar verebilecek şeyler olduğunu vurgulayarak bir şeyler anlatıyorlar. Biz de oradan, kırıntılardan Amerika'nın çalışmalarını az çok görebiliyor veya tahmin edebiliyoruz. 2019 yılında Uzay Kuvvetleri'nin yeni bir bölümü olarak Uzay Operasyonları Şefliği oluşturuldu ve buranın da başına Orgeneral Saltzman getirildi. Saltzman diyor ki uzay yeteneklerimizi korumalıyız. Aynı zamanda bir düşmanın uzay yeteneklerini düşmanca kullanmasını da engellemeliyiz. Yoksa kaybederiz. Yoksa onlar bizim egemenliğimizi sona erdirmeye kalkabilirler. Bunu söyleyen bir orgeneral. Uzay meselesi Amerikan ordusunda dediğim gibi bir fantazi, bir olasılık olmaktan çıkmış vaziyette. Uzay kuvvetlerini de oluşturdular. Uzayda operasyon yapmak için bir birim de kurdular. Başına da bir orgenerali getirdiler. Pentagon yetkilileri ve Ulusal İstihbarat Direktörü yakın bir zamanda gizli olmayan bir değerlendirme yaptı ve dediler ki hem Rusya hem de Çin Amerikan uzay varlıklarını bozmak için kullanılabilecek yere konuşlu yüksek enerjili lazerler, uydusavar füzeler veya manevra kabiliyetine sahip uydular gibi sistemleri şu anda test ediyorlar. Rusya da bunu test ediyor, Çin de test ediyor. Bunları konuşlandırmış da olabilirler. Çok net değillerdi. Ancak dün yapılan açıklama Rusya'nın geçtiğimiz hafta buna benzer bir silahı uzaya, dünyanın yörüngesine yerleştirdiğini ifade ediyor. Amerikalıların iddiaları bu yönde. Amerikalıların gözü korkuyor çünkü Ukrayna Savaşı'na baktığımız zaman Rusya yeni teknolojiler de kullanmaya başladı. Bunlar arasında Amerikan silah sistemlerinin çalışmasını kitleyen, çalışmasını engelleyen elektronik karıştırma araçlarının kullanılmaya başlanması. Amerikalıların daha önce görmedikleri bazı sistemleri burada Rusların kullandığı anlaşılıyor. Bunda da uzaydan çok ciddi bir şekilde faydalanıldığı söyleniyor. Amerikalıların gözü korktu. Ukrayna Savaşı'ndan çok yararlanıyorlar. Oradaki uygulamalardan hem korkularını arttırıyor hem de bir şeyler öğreniyorlar. Uzay Komutanlığından sorumlu General Stephen Whiting geçtiğimiz ay Colorado'da bir açıklama yaptı ve orada dedi ki bu uzay savaşları meselesi bu artık bir teori değil dedi. Teorik bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu gerçektir. Uzayda, yörüngede konuşlandırılmış bir silah. Bu artık gerçektir dedi Amerikalı General Whiting. Amerikalılar Ruslardan çekiniyor, korkuyor ama asıl korku Çin'den. Çin'in uzaydaki genişleyen askeri araç filosundan. Çinliler dünyanın çevresinde kalıcı bir istasyon ve bunun sonrasında ise ayda kalıcı bir garnizon oluşturmanın peşindeler. Çin'in üretim kapasitesini düşündüğünüzde, aklına koyduğu bir şeyi gerçekleştirmede ne kadar kararlı davranabildiklerini düşündüğünüzde 2030 gibi uzayda, ayda bir Çin kalıcı üssü oluşursa kimsenin şaşırmaması lazım. Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall bir röportajda Çin'in 2018'den bugüne istihbarat, gözetleme ve keşif uyduları ağını 3 katına çıkardığını söyledi. Dünyanın çevresinde 2018'den bu yana 3 misli daha fazla istihbarat, gözetleme ve keşif amaçlı Çin uydusu varmış. Çin kuvvetlerimizi hedef almak üzere tasarlanmış bir dizi uzay kabiliyetini sahaya sürdü diyor Amerikalı General Kendall. Pasifik Okyanusu üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin askeri yeteneklerini bulmak, bunlara müdahale etmek, izlemek ve bunları hedef almayı amaçlayan öldürücü bir ağ. Bunları diyor yenemediğimiz sürece Batı Pasifik'te başarılı bir şekilde faaliyet gösteremeyeceğiz diyor Amerikalı general. Yani Pasifik'te bir savaş olacaksa da, Atlantik'te bir savaş olacaksa da bu doğrudan uzayla ilgili bir savaş olacak. Amerika uzayı silahlandırdığını kabul etmiyor. Bunu söylemiştik. Ancak Rusya ve Çin'in faaliyetlerini ileri sürerek sorumlu karşı uzay kampanyasından bahsediyor. Sorumlu karşı uzay kampanyası. Türkçesi şudur. Rusya uzayı silahlandırıyor. Çin uzayı silahlandırıyor. Bunlar kötü adamlar. Ben de iyi adamım. Ben de uzayı silahlandırırım. Ama benim maksadım kötü değil. Benim maksadım sorumlu karşı uzay kampanyası yapmak. Evet, anlatım çok güzel değil mi? Bunun anlamı dediğim gibi kibarca uzayı silahlandırmak, bunu da meşrulaştırmak. Hatta bazı Amerikalı yetkililer uzayın silahlandırılmasının gerekli olduğunu, şart olduğunu, doğal olduğunu da savunmaya başladılar. Bu eskiden böyle olmazdı. Onlar diyorlar ki hayat uzaya çıkmış durumda, savunma da uzaya çıkmak zorunda çünkü tehlikeler uzaydan geliyor. Amerika uzun süredir radyo sinyallerini bozarak düşmanın uydularıyla iletişim kurma yeteneğini bozan yer tabanlı sistemlere sahip. Bunu biliyoruz. Yani bazı silah benzeri imkanlara Amerikalılar sahip ve şu anda da bu sistemlerini modernize etmenin peşindeler. Amerikalılar bunu pek kullanmadılar. Yani bilinir hiçbir olayda kullanmadılar. Gizli bazı olaylar olabilir, onu bilemeyiz. Ama Amerikalılar bu konudaki tekellerinin kırılmak üzere olduğunu görüyorlar. Bundan korkuyorlar. Yakın dönemde yayınlanmış bir rapora göre Amerika'nın düşman uydu ağlarını devre dışı bırakma konusundaki kapasitesi şu şekilde. Bir kere siber saldırı yapabiliyor Amerika şu anda. İkincisi, yer veya uzay tabanlı lazerler kullanabiliyor. Yani başkasının bunu yaptığını yapabileceğini söylüyor Amerika ama yerden uzaya, uzaydaki uyduyu vurmaya veyahut da uzaydan yere, yerdeki bir tesisi vurmaya Amerika'nın şu anda bu teknolojiye ulaştığı söyleniyor. Elinde buna benzer silahların olduğu söyleniyor. Üçüncüsü de yüksek güçlü mikrodalgalar kullanarak Amerika'nın hasım hedefleri vurabileceği söyleniyor. Ama Amerikalılar bunu piyasaya çıkarmadılar. İddia bu yönde. 1990'lı yıllarda Pentagon tarafından finanse edilen bir raporda zaten bunlar anlatılıyordu. Düşman uydularına yüksek enerji ışını göndererek onların elektroniklerini yakacak, onların uydularını yakacak bir avcı öldürücü silahtan bahsediyordu. 1990'lı yıllarda yayınlanmış bir Pentagon raporu. Bu rapor Pentagon'a bu silahı geliştirmeyi tavsiye ediyordu. Görünen o ki o tavsiyeye uyulmuş ve Amerikalılar şu anda buna benzer silahlara sahipler veya bunu geliştirme çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yarışta devletlere büyük avantaj sağlayacak bir diğer gelişme ise uzay savaş uçağının geliştirilmesi olacaktır. Ve sızan haberlere bakıldığında, raporlar incelendiğinde uzay savaş uçağı konusunda Amerikalıların bir hayli yol aldığı da belirtiliyor. Manevra yapabilen bir şeyden bahsediyoruz. Uzayda yakıt ikmali yapabilen, düşman uydusunu imha edebilecek, iletişim kanallarına girebilecek, bunları bozabilecek robotik silahlara sahip bir uydu. Yani uzay savaş uçağı derken hemen bir F-16 gözünüzde canlanmasın veya bir F-35 bir uydu, ama F-35'in yaptığından yüzlerce daha fazlasını yapabilir bir yetenekten bahsediyoruz. Pentagon bir yandan bu saldırı cihazlarına odaklanıyor, diğer yandan ise bir savunma kalkanı oluşturmaya çalışıyor. Uzaydan Amerika'ya veya Amerikan askeri birliklerine yapılacak saldırıları kesecek bir savunma kalkanı. Bu kalkan sinyallere karşı olacak, lazerlere karşı olacak veyahut da düşman uydularını önceden tespit edip onları vurabilecek bir kalkandan bahsediyoruz. Amerikalılar bu çalışmalar için önümüzdeki yıl 30 milyar dolar harcayacaklar. Bu da işte Senato'dan, Kongre'den geçen rakam. Amerika uzay çalışmalarında 30 milyar dolar gibi bütçelerin yetmeyeceğini düşünüyor. Aslında Türkiye'nin savunma bütçesi kadar, hatta daha fazla bir paradan bahsediyoruz. Sadece uzay çalışmaları için, uzay savunmasız çalışmalar için. Amerika bütçe sorununu aşabilmek için İngiltere, Avustralya ve Kanada'yı da işin içine soktu. Onlarla birlikte çalışıyor. Yani akraba 4 devlet çalışıyor. Japonlar da onların arasına girmeye çalışıyor. Japonların da ciddi uzay çalışmaları var ve paraları da var. Amerikalılara ortaklık teklif ediyorlar. Anglo-Saksonlar Fransa'yı aralarına almıyor ama Fransa da şunu biliyor. Eğer önümüzdeki yıllarda egemen bir devlet olarak kalmak istiyorsanız uzayda güçlü olacaksınız. Bunun başka çaresi yok ve Fransa bir açıklama yaptı. Paris dedi ki en geç 2030 yılına kadar güçlü lazer silahlarıyla donatılmış bir uydu dedi. Ben yapmak istiyorum. Böyle uyduları dünya yörüngesine atacağım. Lazer silahları, güçlü lazer silahları, Fransız uyduları dünyanın etrafında dönüyor. Toparlayacak olur isek, şu dakikaya kadar anlattıklarımızdan sizler de ziyadesiyle farkına varmışsınızdır ki savaş artık uzaya taşınmış durumda. Bundan 1 yıl sonra mı olur? 3 yıl sonra mı olur? Ama şunu kesinlikle bilin ki 15 yıl sonra olmayacak. Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde uzay savaşların en önemli cephelerinden biri haline gelecek. Ve bir devlet kendini güvende hissetmek istiyorsa, hani sınır boylarında asker nöbet bekler ya, klasik bir savunma anlayışıdır bu. Hayır, bu yeterli değil. Sınırlar artık bütün gökyüzü oldu. Gökyüzünden gelecek füzeler, İHA'lar, uçaklar, bunlara şimdi uydular eklendi. Uzaya çıkmayanın bu dünyada hayat hakkı olmayacak. Uzaya çıkmayan başkasının merhametine sığınmak zorunda kalacak. Bu kadar önemli. Bundan dolayıdır ki Amerika hep arkasını yokluyor. Amerika dünyanın en kuvvetli askeri açıdan devleti, ekonomik açıdan en büyük ekonomisi ve sürekli Amerika arkasını kolluyor. Bakalım bu yarışın sonu ne olacak? İyiye gitmiyor. Şimdilik bu kadar efendim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.